Herkese merhaba arkadaşlar. Ziknek TV kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine bir sorunun çözümü videosu ile birlikte karşınızdayım. Son zamanlarda sıkça karşılaştığım ve internette de çok fazla gördüğüm bir problem var. Google kendi kendi daha doğrusu Google Chrome'dan bir siteye girmek istediğinizde, Google'a bir arama yaptırmak istediğinizde bağlantınız gizli değil diye bir hata veriyor. E, açıkçası o hatayı da şimdi şu ekrana geçelim. Orada ben size göstereyim. Şimdi ekranda karşılaştığınız hata bu arkadaşlar. Ee, tarayıcıya işte Google.com bile yazsanız karşınıza böyle bir hata çıkıyor. Bağlantınız gizli değil diye. İşte bu hata ile ilgili biraz internette araştırma yaptım. Yani girmediğim çıkmadığım yer kalmadı. İşte diyorlar ki işte DNS ayarlarıyla alakalı, işte ne bileyim saat ve tarihle alakalı, işte Hatta BIOS pili eskimiş diyen bile gördüm yani ne alaka artık. Yani birçok yöntem gördüm, birçok şey gördüm ama e, hiçbir şey çözüme ulaştırmıyor arkadaşlar. Ben ben kendim de bu sıkıntıyı yaşadım. Kendimde zaten çözebilmek için araştırdım ve çözümü buldum. Sizlerle de paylaşmak istedim arkadaşlar. Aynı zamanda da biliyorsunuz daha önce e, GTA Vice ile alakalı bir ...sistemsel bir hatayı çözmüştüm. O videoyu da çok beğenmiştiniz. Umarım bu tarz videolar işinize yarıyordur. Yaradıkça da böyle sorunlarla karşılaştığımız zaman... ...yazarsanız eğer videoların altına ben de sorunlarınızı çözmek için... ...elimden geldiği kadar emek sarf eder ve onları video bir şekilde sizlerle paylaşırım. Neyse lafı uzatmadan sorunun çözümüne gelelim arkadaşlar. Şimdi tarayıcınızı açtınız ve google.com yazdınız. Karşınıza böyle bir ekran çıktı. Burada gelişmişe bassanız bile herhangi bir şey çıkmıyor arkadaşlar onu açık açık söyleyeyim size herhangi bir, e, ya, bir ufak bir yazı çıkıyor herhangi bir girme ile alakalı bir şey yazmıyor bazı insanlar videolarda işte gelişmişe basın şurada bir tıklama çıkıyor bilmem ne falan diyor ama öyle bir mevzu yok şimdi arkadaşlar bu sorunu gidermek için yapacağımız iki adımlı bir durum var bu iki adımlı yolu size göstereceğim şimdi öncelikle normal bilgisayarınız açıkken e, bu klavyede bulunan start tuşu olur genelde. Start R yapıyorsunuz arkadaşlar. Karşınıza böyle çalıştır ekranı geliyor. Direkt olarak da çalıştır yazıp da açabilirsiniz. Ben genelde kısa yolunu kullanıyorum. Şimdi burada öncelikle şunu yazacaksınız arkadaşlar. inetcpl.cpl yazıp aratacaksınız. Bunu açtığınız zaman karşınıza internetin özellikleri diye böyle bir ekran gelecek. Burada yukarıda içerik kısmına tıklayacaksınız ve burada SSL durumunu sil diyeceksin. Bunu sil diyeceksiniz. Küçük bir pencere çıkacak. Silme başarıları tamamlandı diye. Tamam diyeceksiniz. Ve ardından burayı kapatacaksınız. İlk adım bu. Ve çok basit bir adım. Ardından arkadaşlar tekrar çalıştır R yapıyoruz. Start R yapıyoruz. Çalıştır ekranı açtığımız zaman burada Regedit seçeceğiz. Regedit'i seçtikten sonra açılan kısım şekilde tamam dediğimiz zaman şöyle bir kısım açılacak karşımıza. Ben daha önce açmıştım. Size en başından nasıl açılacağını göstereceğim. Böyle bir kısım açılacak. Ee, kayıt defteri düzenleyicisi. Kayıt defteri düzenleyicisi Hikey Local Machine. Buna tıklayacaksınız. Ardından Software'a tıklayacaksınız. Ardından Software açıldıktan sonra arkadaşlar aşağı ineceksiniz. Burada e, Poliçe ismi artık poli, Poliçeler mi nasıl okunur bilmiyorum da şu Poliçe'ye geleceksiniz. Polçe geldikten sonra Microsoft, ardından Windows, ardından Control versiyon ardından Internet Settings var Control Version altında. Internet Settings'e böyle şu şekilde açma yapmayacaksınız. Control versiyonu açtıktan sonra Internet Secret Settings'e sadece şu şekilde tıklayacaksınız ve karşınıza böyle bir ekran gelecek. Şu şekilde. Şimdi burada arkadaşlar yapmanız gereken şey şu. Bu proxy setting per user seçeneğini sağ klik yapıp yeniden adlandır diyeceksiniz. Bunun ismini kopyalayacaksınız ve tıklayıp normal kapatacaksınız. Bunu kopyaladıktan sonra ismini sağ klik yapıp sil yapacaksınız arkadaşlar. Bunu komple buradan sileceksiniz. Ardından tekrar yeni deyip ardından ee, ikili değer diye yanlış hatırlamıyorsam aynen ikili değere tıklayacaksınız. Bu yeni değer açıldığı zaman bunun yeniden adlandır diyeceksiniz. Buradan kopyaladığınız bu ismi buna vereceksiniz arkadaşlar. Bu ismi buna verdikten sonra içine açacaksınız buraya 10 yazıp tamam deyip kapatacaksınız. Bütün mevzu bu. Bunu yaptıktan sonra her şeyi kapatacaksınız tamamen bilgisayarınızda normal şey açtığınız zaman karşınıza şu şekilde Google Direkt mesela Google.com yazıp böyle aradığınızda pat diye çıkacak arkadaşlar. Bütün olay bu, bütün hata, bütün problem tamamen burada. Ee, herhangi bir farklı bir şey yapmanıza gerek yok. Yani bu işlemleri yaptıktan sonra rahatlıkla bilgisayarınız tekrardan eskisi gibi tarayıcıya <laughs> gibi Bu hatada şöyle bir olay var. Herkes şöyle bir yanılgıda bulunmuş demişler ki işte e, Chrome'un e, sadece Chrome'da gerçekleşen bir hata. Hayır arkadaşlar böyle bir hata aldığınız zaman bilgisenizde hangi siteye erişemiyorsanız tüm tarayıcılardan erişemiyorsunuz. Bu sadece Chrome'luk bir durum değil, bütün tarayıcıları kapsayan bir durum. Ben ben bilgisayarımda de var, Edge'de kullanıyorum, Chrome'da var. Opera da var, Firefox da var, Opera CX de var. Bunların hepsi olmasına rağmen ben hepsine direkt www.google.com yazdığım zaman giremiyordum veya Google araması yapamıyordum. Ama aynı tarayıcılarda yandex.com'a girip Yandex arama tar e search kısmında Yandex aramalarını yapabiliyordum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bunun internetle, wifi ile falan bir alakası yok. Bu tamamen yazılımsal, bilgisayarın internet ayarlarıyla alakalı bir durum. Bunların hepsini yap. Size gösterdiğim kısımları videoda yaptıktan sonra yaptınız. Ama yine olmadı. Hani Olmama ihtimal çok düşük ama olmadığını varsayarsak arkadaşlar yapmanız gereken tek şey şu. Onu da, onu da göstereyim size. Normal Google Chrome tarayıcınızı açacaksınız. Şu sağdaki 3 noktadan ayarlar diyeceksiniz. Burası açıldığı zaman tamamını böyle aşağı inip burada gelişmiş var. Gelişmişe tıkladıktan sonra ayarlarınızı orijinal varsayın değerlerine geri yükleyin deyip ayarları sıfırla deyip Chrome'u bir temiz sıfırlayacaksınız. Genelde buna çok gerek olmuyor ama yine de temiz kurulum olması açısından yapmak isterseniz bunu yapabilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra herhangi bir şekilde sıkıntınız kalmayacak ve rahatlıkla eskisi gibi kullanmaya devam edeceksiniz arkadaşlar. Umarım yararlı olmuştur. Umarım işinize yaramıştır. Sorunlarınız çözülmüştür. Bunun gibi başka videolarında gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlar kısmında karşılaştığınız hatalar, sorunlar ve isteklerinizi yazarsanız ben de onlara göre içerikler size oluşturabilirim. Onlara göre hani bana da içerik fikri vermiş olursunuz. Bu sayede herkesin sorununu çözmüş oluruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açarsanız tüm yeni videolardan haberdar olmuş olursunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.